Bir de şunu söyleyeceğim mesela hiç kale almadığımız bir şey diş eti kanaması. Evet. Halbuki nelerin habercisi değil mi hocam diş eti kanaması? Ee, çok doğru plak taş var deniliyor. Ondan sonra e, önemsenmiyor. Hani bazı hastalıklar var diş etini o, o haberciyi önemsemek gerekiyor. E, diş etlerinin kanaması oluyor mesela dişim kanadı diyor. Halbuki diş diş kanamaz kolay kolay kanamaz yani daha doğrusu. Diş eti kanar. Diş etinin kanama sebebinin bir kere çok iyi algılanması Niye gerekiyor. Niye kanar? Şimdi şöyle bir kere tek taraflı çiğneme diş eti kanaması sebebi. Hani işlemeyen demir paslanıyor ya. Diş etinin kanaması da işlemeyen demirin paslandığı gibi diş etlerinin, dişlerin üstünde plak taş ve sonrasında da diş etlerinin kanama sebebi. Kaplamaların baskı yapması diş etinin kanama sebebi. Anatomik dolguların diş etine baskı yapacak şekilde olmuş olması diş etinde kanama sebebi. Yiyecek artı kaçışı diş etinde kanama Yayından sebebi. Yayından çıkar çıkmaz bakacağım tek taraflı çiğniyor muyum, çiğnemiyor muyum? Evet bir hafta yani deneyebilirsiniz. çünkü öyle bir farkındalığımız olmuyor. Yani şu anda bilmiyorum mesela ben tek taraflı çiğniyor muyum, çiğnemiyor muyum diye. Yani bir, bura, burada çiğneyip tekrar buraya, tekrar buraya alıyor olmamız lazım Bunu değil mi? Bunu bir iki ön yaparsanız çok rahatlıkla algılarsınız aslında. Hastalar mesela hani diş etinin kanaması diyorlar ya. Bazen de hastalar ağrısı olmadığı sürece hekime gitmiyor. Ama hastanın gizli çürüğü olabilir. E, gizli çürüğü itibariyle e, hastanın belki çürük, e, küçük bir çizikmiş gibi görünüyor. Ama altından ampul gibi boşaltıyor bazen. Bu tür durumlarda Aa. hasta son raddesine ka kadar algılamıyor. Ağrı olmayınca da hastalar diyor ki ağrım yoksa hastalık da yok diyor. Aslında ağrı yok demek hastalık yok anlamına gelmiyor bu anlamda. Hatta ben şu hasta tiplerinden çok korkuyorum. En korktuğum hasta tipleri, ağrı eşiği çok yüksek, bağışıklık sistemi çok düşük olan hasta tipleri. Bu e, hastalarımız son raddeye kadar bırakıyor kendisini. Çünkü ağrıya dayanıyor. Ağrıya dayanıyor. Ağrıya dayanınca sanki iyi bir şey yapmış gibi. Hatta yani orada bir erken uyarı sistemini devreden çıkartmış oluyorlar. Çok güçlü e, yapıya sahipler. Ama bunu biz pozitif olarak kullanırsak o hayatta daha güzel yaşar ve daha uzun yıllara da yayabiliriz bu ne hayatı. Ne kadar güzel bir şey söylediniz. Normalde bunda gurur duyanlar var mesela. Benim canım hiç acımaz, ağrıyı hiç çekmem ya da On... hissetmem dayanırım. Çok, çok doğru. Ağrı eşi yüksek, bağışıklık sistemi çok düşük olan insanlar oluyor ve son raddesine kadar da gitmiyor. Hatta örneğin bir sene diş hekimi olarak söyleyebilirim. E, dişi sallanıyor. ...dişi dökülüyor... ...aa dişim döküldü, dişim sallandı... Ee, ...ondan sonra dişlerimle... E, ...ben her şeyi yapabiliyorum... ...diyor ama çenek kemik iltihabı oluyor... ...diş kisti olabiliyor... ...diş eti kisti olabiliyor ve çene kemini yayılıyor, çene kemiğini eritiyor ve son raddesine kadar da algılayamıyor bu tip hastalarımız maalesef. O nedenle burada erken uyarı sistemi veya erken teşhis hekim tarafından çok dikkatli bir şekilde radyografik analiz, klinik muayene sonrasında tespit edilmesi yararlı olacaktır.